Merhaba arkadaşlar, geliyor musunuz? Bugünkü videomuzda 30 beygir 900 devir motor sarımını. Motor sarımını ve işlemlerini göstereceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuz yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi 900 devir 30 beygir motor. Motorumuz yanmış. Telleri teker teker söküp saracağız. Burada da rotoru var, görüyorsunuz. Öndeki rulman dağıldığı için motoru yakmış. Artı içine de sürtme yapmış. Bugün bu işlemleri yapacağız. Öncelikle motorumuzu söktük. Bağlantısını çıkaracağız. Bağlantısını çıkardıktan sonra telleri teker teker söküp sarım işlemlerini videoya alacağız. Görebilirsiniz arkadaşlar nasıl yaptığımızı. Başlayalım. Şöyle oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanık telleri teker teker çıkarıp ondan sonra içini temizleyip pres bantını yapacağız. Yaptıktan sonra da tekrar yeni tellerimizi sarmaya başlayacağız. Kolay bir iş değil, gördüğünüz gibi teker teker bu teller çıkması gerekiyor. İki kişiyle beraber çalışıyoruz. Bak öbür taraftan da kesiliyor bir yandan. Tek tek çıkarmamız gerekiyor bildiğiniz gibi. Bugün akşam mesaisine kaldık. Artık bitirmemiz gerekiyor yarına bu motoru. Bugün gece 12.01 de olsa motoru bitirip müşterimize teslim edeceğiz. Bir aksilik çıkmasın tabii. ...18 kilodan yeni bakır tel kullanacağız içine. Yok gibi tutuyor. Aynı yere. Kestin mi alttan? Kestim. Arkadaşlar ayrıca burada yeni atölyemiz. Eski atölyemizden ayrıldık. Yeni bir iş yerimiz, yeni iş yerine taşındık. Burası da yeni atölyemiz artık. Bundan sonra burada çalışacağız. Ali gitsin o. Nerede? Başla. Suyu getirenler açalım. Bala nasıl mı vardı? Bala bunu sarması zor ya. Adam bir saatte bitirdi lan. Saat, bir saatte de olmadı daha adam gelen. Duya başlıyor lan. Lan. Vallahi abi baksana ya, kolay değil ya.
Yunus Tutan'ın eli değsin yeter ki bana. Yavrum hadi. Ver ver. Ateş atıyorum. Ver biraz daha var. Bana bak gitti. Kombinen ustasın. Ama ben yetiştirdim. Abi. Ama şimdi bize ustalık yapıyor işte. Türlü konuşma. Şeye koyacağız. YouTube'a koyacağız. Oğlum desene ya. Diğer uçak kutu yerlere sil. Oradan kesme yapalım. Maşallah. Maşallah şimdi. Bu öncekiler ben yine kestirmeyi gider mi ama? Evet. Yengeyle gidip geliyor. Kemal usta, bana sen o şuyu yap. Şu tezgahın sağlamını yapman lazım. Nereye? Orası yedim. Yapacağız emmi mi? Boş kaldın mı? Vallahi yapacağım. O tezgah. Demirden şöyle bucağı. Profili falan getirdik işte. O benim profili getirdik emmi mi? Şu tarafa geç, şeyleri yapmıştık. Yunus abinin. Senin ayağını oradan şu köşeye alır. Çek at şeyse de bir adam ben motor sarmayı görsün ustalar. Baş ustalar. Ne yapayım bu adam usta? Taş takı yanmıyorum bakayım. Allah Yunus açılış yapacağız. Çağırdı seni gelirsin. Ne açılış? Dükkan açılış olur mu valla? Yunus usta öyle bir program yaptım ki. Yunus bu iyice kısaltmış. Kemal tamam şu girişte bekleyelim. Bunlar bekledim. Şey abi araba alıntısı olacak ya. Onlar kısa olacak zaten de. Selam pasta börek senden kalmaz. Ya o kolay da bana şey site şey soracağım. Bu yeni mahalleye nereden gelişiyor ya burada? Yeni mahallenin neresine gidiyor? Ne bileyim ya anladım orada bir okul ne var ne mahalle. Kerem ne oldu ama. Sen gene koydun ya. Vaktinin yolundan da gidiyor. Allah Allah. Vaktinin yolundan da yeni açılan yoldan direkt devam et. Kim atı oradan geç. Mi? He. Kim atı falan geç. Bunlar mezarlar var bazen sağ tarafta. Yeni mahalle diye geçiyor buna doğru. Ama yeni mahallenin neresi? Neresi o mahalle? Mahalle kocağı yer lan. Çok büyük. Anlamadım. Çok büyük. Bir, içeriden mi? Hemen hemen. Ama evet. Trafiğe girmeyin diyorsan oradan geç. Evet. Hastanenin oradan, onkoloji hastanesinin oradan girebilirsin. Evet. Onkoloji hastanesi mi? He. Şu şey de ki. Bundan çıkıyorum. Hadi. Dur. Şu. Arkadaşlar motorumuzun son hali bu. Gördüğünüz gibi bitti. Son bobini de taktık. Evet. Son halini görüyorsunuz. Birazdan bandaja geçeceğiz. Başlayalım. Tamam başladı sen çek. İnsan bir şey de öyle.
Şöyle içine doğru getir. Hı. Arkadaşlar bandajı bitirmek üzereyiz. Sonuna doğru yaklaştık. Motorda bandaj çok önemli aslında. Ne kadar güzel bandaj çekersen motorun şekli şemali de güzel olur. Görüntüsü de güzel olur. Artı motorun çalışmasında etkiler tabii. Motorlar fazla ısındığı için bandaj güzel çekmezsen, bandajı koparsan telleri yakabilir tekrar, sargıyı yakabilir. Evet arkadaşlar, motoru bitirdik. Gördüğünüz gibi son aşama olan bandajına ve bağlantılarına geldi. Bağlantıya üçlü paralel 900 devir üçlü paralel bağlantı yapacağız. İlk önce birinci bobinimizin girişini aldık, işaretledik. Çıkışını aldık. Aynı bobinin çıkış ucunu aldık. 1, 2, 3, 4. bobinin çıkışıyla bağladık. Bir atladık. İkinci bobinin yine çıkışını aldık. 1, 2, 3, 4. bobinin çıkışıyla bağlıyoruz.
Şu. Bir, iki, üç, dördüncü balon yine. Bir, iki, üç, dördüncü bobin. Bunlar ara paralel, ara bağlantı ucları. Yine aynen devam ediyoruz. Dediğim gibi çıkış alıp 4 sayıp 4. bobinin çıkışına bağlıyoruz. 1 2 3 4 3 4 Dur. Ara uçları bitirmiş olduk arkadaşlar. Birazdan diğer motora çıkacağımız uç bölümüne geleceğiz. O zaman devam edersin. Kapat. Evet. Uçlara geldik arkadaşlar. Giriş ucunu alacağız. 7 sayıp 7. uçta bağlayıp üçlü paralel ucumuzun birini yapacağız. U ucumuzu yani. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Bu üçünü birleştirip uç çıkacağız. Makaron alacağız. Bir atladık. Bir bobin bıraktık. İkinci bobinden, üçüncü bobinden aldık. Yine aynı şekilde 7 sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oluyor? Bu da diğer ucumuz. Yine bir atladık. Aldık. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam. Bunu yine.
Şimdi durdur. Arkadaşlar biliyoruz. Motorumuzun sonuna geldik. Son tuşları yapıyoruz artık. Son bandajı bağlantımızı da yaptık. Uzlarımızı çıkardık. Kablo kullanmadık. Direkt kendi uçları çıkardık. Tellerin, tel uçlarını çıkardık.